%50'lik serbest kısmın hiç olmazsa adaletli olarak sipariş tarihleri önce olan firmalara da günde 4 ton değil de kendilerine verdikleri kadar, kendilerine 150 ton, 300 ton gibi rakamlar günlük teslim almaktadırlar. Bu hiç olmazsa böyle olmasında diğer hattanelerin kapanması açısından büyük fayda vardır. Dolayısıyla diğer hattanelere çok daha az bir ürün verilmiş oluyor. Sorun bu mu yani? Sorun bu, evet. Bunun da serbest kısımdaki kısmında valöre bakılarak, yani sipariş tarihlerine bakılarak bu şekilde baz alınarak teslimatta bulunması zaten diğer fabrikalarında Kardemir'den kütük almasını sağlayacak, sipariş vermesini sağlayacak. Bu şekilde daha dengeli olacak ve diğer fabrikalarda çalışma imkanı bulacaktır. Yani bu öncelikli olan firmalar siz öncelikli olmadığınız için sizden daha sonra da talep etseler kütüğü, demir kütüklerini sizden daha öncelikli olarak ve daha uygun fiyata alabiliyorlar. Evet, günlük demir çeliğin ilan listelerine bakıldığı zaman da bu şekilde gözükmektedir. Bununla ilgili de gerekli başvurular, gerekli bilgi belgeler gerekli kurumlara iletilmiştir. Bu ham madde sorunu çözülürse ve 25 tane işletme tam kapasiteyle çalışabilirse eğer, Karabük'ün hayatında ne gibi değişiklikler olabilir sizce? Çalışmayan 12-13 tane fabrikanın çalışmasıyla ilave istihdam imkanı sağlanacak. Esnaf, nakliyecilerin hepsi şu anda beklemede. Gerekli tonajlı kapasiteler bulunamamakta. Bunların da devreye girmesiyle ilave taşımacılık hizmeti ortaya çıkacak. Bundan herkes nasibini alacak. Esnaf olsun, bölgedeki yaşayanlar olsun, dalga dalga bir ekonomik etkilenme zincir ortaya çıkacaktır. Vizyondan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek umuduyla vizyonunuz geniş olsun.